Neyse dinleriz onu. Biraz bekleyelim mi? Başlayalım, başlayalım. Tamam, herkese merhabalar. Bugün iki tane kısa sunum yapacağım. İlki önceden oluşturulmuş metal klonların 24 aylık retrospektif çalışması. Hall tekniğiyle geleneksel yöntemin karşılaştırılması. Bu önceden oluşturulmuş metal kron olarak adını vermiş. Hani bu yani hazır preparat olarak bizim klinikte kullandığımız yani önceden hazırlanmış metal kron olmasını kastediyor. Bunu Hall tekniğiyle veya geleneksel yöntemle yapılmasını kıyaslamış. Öncelikle nedir bu geleneksel Hall tekniği? Bir kısaca bahsetmek istedim. Geleneksel yöntemde dişin okluzalinden, distal ve medyalinden sadece aşındırma yapılıyor. 1-1,5 milimetre kadar. Daha sonra orada bulunan çürük kaldırılıyor. Cam ionomerle çelik kronumuz yapıştırılıyor. Hall tekniğinde ise herhangi bir reparasyon yapılmıyor. Oradaki çürük uzaklaştırılmıyor. Direkt olarak dişin üzerine cam ionomerle birlikte uyarlanmış olan çelik kronumuz, önceden hazırlanmış kronumuz cam ionomerle yapıştırılıyor. Parmak basısıyla bastırılıyor ve bu şekilde hasta ağzına takılmış oluyor. Bu çalışmada bu iki durumu kıyaslarken elektronik olgu notları ve radyografik görüntüler kullanılıyor. 6, 12, 18 ve 24. aylarda bu alınan veriler yine aynı şekilde radyografik olarak kontrol ediliyor. Toplam olarak 65 çocuk değerlendiriliyor. 34'ü kız, 31'i erkek olmak üzere. Toplamda yapılan bu PMC olarak kısalttığı önceden yapılmış kronu kısaltması 187 tane yapılıyor. 110 tanesi Hall tekniğiyle, 77 tanesi de geleneksel teknikle yapılıyor. 24 aylık sürenin sonunda başlangıçta başlanılan 187 dişten 146 diş takip ediliyor. Bu 146 dişten de %4 başarısızlık gösteriyor. Bu %4'ün de 4 tanesi geleneksel, 2 tanesi Hall tekniği olmuş oluyor. Geleneksel kronların başarısızlık oranı %6,5 iken Hall tekniğiyle %2,4 olmak üzere biraz daha fazla ve istatistiksel olarak da anlamlı bir fark var. Yani Hall tekniği daha başarılı. Bu çalışma bu kadar. 24 aylık sürenin sonunda bu kıyaslamalarda bu elde ediliyor. 12 aylık kıyaslama sonucunda bu kadar, yani yine fark var. Ancak istatistiksel olarak fark bulundu denilmiyor. Ama 24 ay sonunda artık fark açılıyor biraz daha. Ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunuyor. Hall tekniğinin daha başarılı olduğunu gösteriyor çalışma. Evet, bu beklediğimiz bir sonuçtu. Yalnız şeyleri sunumlarda P değerlerini vermene gerek yok. Onları hiç verme. Hatta yüzdeleri de verme. Çünkü direktmen tablo daha karışıyor ya. Daha sade, daha net olursa. Çünkü burada istediğimiz şey sonuçta ne elde etmişler ne bulmuşlar boyutunda olduğu için. Onları vermeye gerek yok. Aslı Hoca falan istemiş miydi acaba daha önce? Ya özellikle bir şey söylememişti ama ben hani burada... Yani sayısal olarak da belirtmek istedim. Hani de kaç dişe yapılmış, kaç tanesinde başarısızlık elde edilmiş. Aslında özellikle belirtmek istemiştim. Ama dediğiniz orada gibi temel olarak yani en temel olarak gösteriyor ki Hall tekniği daha başarılı. Yani bunu kısaca da söyleyebilirim. Fatma Nur, çok haklısın. Ben de sunum yaparken, yani daha doğrusu işte bunları çevirirken hep böyle gördüğüm her şeyi koyasım geliyor. Çünkü anlıyorsun, hoşuna gidiyor. Hani orada kafanda yerleşiyor falan ya. Ama bunu sunuma dökeceği zaman bunları aslında dinleyiciyi konuya yaklaştıran değil, uzaklaştıran şeyler oluyor. O yüzden bu anlamdaki sadeleştirme, yani mesela atıyorum burada 187 dişten 146 tanesi takip edildi falan. Hani bunlar çalışmanın dizaynıyla ilgili şeyler. Normal literatür sunumu olsa tabii ki çok önemli. Onları zaten o yüzden kısa sunumla normal literatür sunumunu birbirinden ayırt etmemizin sebebi o. Çünkü o çok uzun sürüyor. Detayıyla bakıyoruz, kaç diş gelmiş, kaçı gitmiş, ne olmuş, ne bitmiş. Ama burada amaçladığımız şey daha yalın, daha basit bir şekilde hızlı hızlı hem şu güncel bilgilerimizi, çünkü öbür türlü sunum yaptığınız zaman her şey çok ağır işliyor. Yani güncellikten değil de sadece literatür sunumu yapılmış oluyor. Bunlarla da bilgilerimizi güncel tutmaya çalışıyoruz. Yani yapmaya çalıştığımız şey bu.
İkinci literatürle devam edelim lütfen. Bu çalışmada da replantasyondan önce avısı olmuş bir dişin saklanması, sistematik bir gözden geçirme ve meta analiz şeklinde yapılmış bir çalışma. Bu çalışmada da avısı olmuş dişlerin hangi solüsyonlarda saklanırsa daha iyi olduğunu, aslında su ve tükürükle kıyasla bunları göstermeye çalışmışlar. Süt veya tükürükle saklamaya kıyasla avısı olmuş bir dişi saklamak için hastalara sunulan diğer solüsyonlara oranla etkisine bakılmış. Burada diğer solüsyonlardan kastı hastaların daha ulaşabileceği solüsyonlar oluyor. Öncelikle ideal depolama ortamı nedir? Bu avusu olmuş bir dişin hiç mikrobiyal kontaminasyon içermemesi, yani veya hiç, yani kontaminasyon içermemesi veya hiç mikrop olmaması, kolayca edilebilir veya erişebilir olması, periodontal ligaman hücresi yaşayabilirliğini korumak için fizyolojik olarak uyumlu bir pH formülatörüne sahip olması gerekiyor. Yine burada bir takım sayısal veriler verdi. Birçok referans taranıyor, retrospektif bir çalışma olduğu için. Çalışmalardan bir takım çalışmalar dahil edilmiyor, bir takım çalışmalar dahil ediliyor. Bunlar mesela çalışmada eğer hastaların kolaylıkla ulaşabileceği solüsyonlar kullanılmamışsa bu çalışmaya dahil edilmiyor. Çok özür dilerim. Araya gireyim, bir önceye dönersen, hani bu daha iyi anlaşılması açısından söylüyorum. Burada vermiş olduğum referans, kaç tane referansa bakıldığı önemli. 33'ünün çalışmaya dahil edildiği önemli. Ancak bunların 23'ü karşılaştırmış. Aslında burada 33'ü atabilirsin mesela. Gerekirse. Yani burada dediğim gibi hani her bilgiye her zaman gerek yok. Ama buradaki mesela ilk search'ünde kaç referans gördüğü ve kaçını karşılaştırmış, yani çalışmada araştırma sonucunda kullanmak için aldığı önemli. Niye? Çünkü burada şöyle bir şey var. Biz de bir sürü çalışma yapıyoruz. Sizler de yapıyorsunuz. Aslına bakarsanız burada görmeniz gereken şu. Ne kadarı yaptığınız şeyler aslında bilimde ya da daha doğrusu literatürlerde yapılan çalışmaların kaçı standartize ve belli istenilen kalitede olup da işte bu meta analizde kullanılabilecek seviyede. Hani bunu da görebilmek adına oradaki çatalı görmek için bence gerekli. Teşekkür ederim. Devam edelim. Ve sonuç olarak tank dengeli tuz çözeltisi şey zaten en iyisi ama ulaşılabilir değil. Propolis çözeltisi, oral ve hidratasyon tuzları, pirinç suyu, yapışkan film, sütten daha iyi bulunmuş. Burada yapışkan film dediği bildiğimiz evlerde kullanılan streç filmi kastediyor. Ben buna birazcık baktım. Yapışkan filmin 6 saate kadar iyi bir şekilde oradaki periodontal ligamentleri koruduğunu göstermişler. Bunları süt ve tükürükle kıyaslayacaktı. Bunlar sütten daha iyi bulunmuş. Salin solüsyonu, musluk suyu, ayran, hint yağı. Burada GC Toast Mousse dediği de diş yüzeyi koruyucu bir krem olarak geçiyor. Kazeininden elde edilmiş, şekersiz bir preparatmış. Bunu da dahil etmişler çalışmaya. Ve zerdeçal ekstraktı da sütten daha, yani süt bunlardan daha başarılıymış, öyle söyleyeyim. Tükürükle kıyaslamaya bakıldığı zaman da tükürüğün bunlardan daha iyi olduğunu gösteren bir veri bulunamamış. Yani kıyaslamaya açıkçası çok sokmamış, sütü daha çok dahil etmiş. Tükürüğü daha başarılı gösteren çalışma yok diyerek de tamamlamış. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sen ne önerirsin bu çalışmanın sonucunu okuyarak? Yani sana sordular, dediler ki bizim okulda çocuklar düşüyor, arada bir dişleri çıkıyor. Bunları neyin içine koyalım, neyi de kullanalım dediler. Sen ne öneriyorsun? Aslında şu anda, yani ben aslında sütü önerebilirim. Aslında yapışkan film de burada bence çok dikkat çekiyor. Yapışkan film hem kolay ulaşılabilir bir şey, hem de madem sütten daha iyi bir ortam sağlıyormuş, streç film de gayet iyi bir sonuç veriyor yani. Bunların içinde mesela propolis çözeltisine ulaşım çok da kolay değil. Oral ve hidratasyon tuzları, pirinç suyu o an elde edilemeyebilir. Ama yapışkan film ve sütü önerebilirim. Burada şöyle, yapışkan filmi bir daha ben bir araştırayım. Zaten yayınlarken bakacağım ona. Çünkü şöyle de bir durum var ya, hani diş kök yüzeyinin fiziksel temas istenilen bir durum değil. Sonuçta yapışkan film dediği streç filmse tam tersi yüzeye fazlasıyla bir temas söz konusu olacak. Buna bir bakayım ben de. Tamam, ben yani direkt çalışmaya baktığımda böyle kökten kesitler almış yapışkan filmle sarıp işte oradaki periodontal ligamentin
6 saate kadar hani doğru bir ortam sağladığını göstermiş. Ama tabii daha ayrıntılı araştırmamız gerekiyor. Bakarız. Tamam. Burada bitti mi? Evet, aynen bu kadar. Teşekkür ederim. Tamam. Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Güzel bir sunumdu. Yani çok güzel vermişsin. Lütfen e-posta